أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Yüce Rabbim dünyamızı ahiretimizi mamur eylesin. Kalbimizi iman ile, takva ile, ihlas ile doldursun. Hayatımızı Kur'an ve sünnete mutabık bir şekilde tertip ve tansim etmeye her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi cihana ışık tutacak alim, fazıl, kamil insanlardan olabilmeyi, kamil ve mükemmel olma şerefleriyle şerefyab olmayı, ümmeti Muhammed'in yarasına merhem olabilmeyi, yeni neslin bulunduğumuz asırdaki çevremizdeki insanların muhtaç olduğu güzellikleri onlara sunmaya Rabbim her birimizi vesile eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, nefse esaretten, şeytana kölelikten ebediyen Rabbim her birimizi, annelerimizi, babalarımızı, aile bireylerimizi, dost ve yaranlarımızı muhafaza eylesin. Kıymetli arkadaşlar, geçen 33. mektubu başlamıştık. Bu mektubu bitireceğimizi ifade etmiştik. Bunun önemli olduğunu ve bizim de branşımız olması itibariyle bu mektuba muttali olmamız gerektiğini paylaşmıştık. Mektupta bir milletin öncüleri ve önderleri olan, yol göstericileri olan alimler bozulursa, kötü alim olursa, o milletin bozulması ve dejenere olması çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla kötü alim var, güzel iyi alim var. Kötü alimlerin çirkinliğini, iyi alimlerin üstünlüğünü anlatmak için yazmış olduğu bir mektup. Şu noktaya geldik. İnne eşedden nase azaben yevmel kıyameti alimun lem yenfa'hu Allahu bi ilmihi. Eğer bir insan dünya sevgisiyle kalbini kirletmiş ise, onun derdi Allah değilse, ahiret değilse, onun ilmi kendi aleyhinde hüccettir. Bildin niye yapmadın? Bildiğin halde niçin yaşamadın? Diye kendi aleyhinde hüccettir. Ruz-u mahşerde ilmi kendi aleyhinde hüccet olacak. Hadis-i şeriflerde vardır arkadaşlar. Cehennemde yanan insanlar bakacaklar ki, affedersiniz, bağırsakları dışarı çıkmış. Ve o şekilde cehennemde döne döne yanan bir alim görecekler. Diyecekler ki, aa sen de mi buradasın? Sen bize dünyada vaaz ediyordun, nasihat ediyordun. Hayırdır, senin burada ne işin var? O da diyecek ki, evet doğrudur. Ben size vaaz ediyordum, nasihat ediyordum ama ben kendi söylediğimi kendim yapmıyordum. Yani ilmi kendisine fayda vermemiş. Dolayısıyla ilmiyle amel etmeyen insan cehennemde vaaz ettiği insanlarla beraber yanınca o vaaz ettiği insanlar şaşıracaklar. Sen bize vaaz ediyordun, sen bizi cennete davet ediyordun, senin burada ne işin var? Evet doğrudur, ben size söylüyordum ama kendim tatbik etmiyordum, yaşamıyordum. Demek ki insanın bilgisi kurtarmıyor kendisini. Bilginin yanında amel ve ihlas lazımdır. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? İnne eşedden nase azaben yevmel kıyameti alimun lem yenfa'hu Allahu bi ilmihi. Kıyamette en şiddetli azaba çarpılacaklardan birisi de alim olduğu halde ilmi kendisine fayda vermemiş. İlmi onu haramlardan, günahlardan, rezilliklerden kurtarmamış. Onun azabı çok şiddetli olacak diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Fekeyfe la yekunu mudirran? فَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى وَأَشْرَفُ الْمَوْجُودَاتِ جَعَلُوهُ وَسِيلَةً لِجَمْعِ حُطَامِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّ مِنَ الْمَالِ وَالْجَهْلِ. Yani onların ilmi fayda vermiyor kendilerine, hatta zarar veriyor kendilerine. Nasıl zarar vermesin ki?
İlim Allah-u Teala'nın en kıymetli sıfatıdır. En şerefli kıldığı vasıflardan birisidir ilim. En kıymetli vasıflardan birisi olan ilimle şereflenmişler. Bunu ne yapmışlar bu ilim şerefini, en şerefli olan ilmi? En adi olan basit dünya menfaati için, dünya makam ve mevkisi için harcamışlar. Yani çok şerefli olan bu ilim sıfatını yerinde kullanmamışlar, çok adi yerlerde kullanmışlar. Beş para yapmayan değersiz yerlerde kullanmışlar. وَالْحَالُ اَنَّ الدُّنْيَا ذَل۪يلَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى وَحَق۪يرَةٌ Gerçek şudur ki dünyanın Allah nezdinde değeri var mı? Yoktur. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de bir arkadaşla, orada olan bir arkadaşla gezerken bu hadis-i şerifin icra edildiği yeri de gösterdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir dağın eteğinden geçiyordu. Affedersiniz, bir keçi, oğlak keçi yavrusu çürümüş, ölmüş, gebermiş. O dağın eteğine bırakılmış. Orada gebermiş daha doğrusu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki onu görünce, arkadaşlar sizden bunu parayla satın alan olur mu? Dediler, hayır ya Resulallah. Bedava verseler alan olur mu? Hayır ya Resulallah. Demek ki bunun sizin nezdinde bu haliyle değeri yoktur. Oğlak gebermiş, çürümüş. Bunun sizin yanınızda bir değeri yoktur. Parayla almazsınız, bedava verseler yine almazsınız. İşte bunun sizin yanınızdaki değeri neyse dünyanın da Allah nezdinde değeri budur. Arkadaşlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri dünyayı yarattığı günden bugüne kadar rahmet nazarıyla bir kere dünyaya bakmamıştır buyurulur. Ne demektir bu? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri fani olan dünya hayatına değer vermiyor. Ahirete değer veriyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Çünkü onu ebedi kılmıştır. Dünyanın değersiz olması parasıyla, altınıyla, gümüşüyle değildir. Dünya dediğin şey nedir? Kullu ma elhake an mevlake fehuve dünyak. Kullu ma elhake an mevlake fehuve dünyak. Ne demek? Kullu ma elhake, seni meşgul eden her şey. An mevlake, Mevlandan seni meşgul eden her şey. Fehuve dünyak, o senin dünyandır. Kullu ma elhake an mevlake fehuve dünyak. Seni Mevlandan meşgul eden her şey nedir? Dünyadır. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvvel lekum. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan sizin için düşmanlar vardır. İnne ma emvalukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve evladınız fitnedir sizin için. Bir imtihan vesilesidir diyor. Demek ki insanın malı, insanın evladı, insanın eşi, insanın arabası, insanın makamı ve mevkisi eğer Allah ile arasına giriyorsa ona ne diyoruz? Dünya diyoruz. Bizi Mevla'dan alıkoyan, meşgul eden her şey nedir? Dünyadır. Şöyle rahmetli İhsan Efendi hocamızın kullandığı tabirle fasit bir misal vereyim derdi. Ben de size bunu fasit bir misalle anlatayım. Gençsiniz, henüz belki böyle olaylarla karşılaşmadınız. Ancak hayatınızın akışı içerisinde benzer olaylarla çok karşılaşabilirsiniz. Gelip size soran, derdini anlatan insan olabilir. Kadın kocasıyla beraber, aile bireyleriyle beraber güzel bir geçim içerisinde geçiniyorlar. Sonra ufak tefek sıkıntılar olunca kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderleri neyse aralarında pek sıkıntı olmadığı halde gidiyor üç harflerden anladığını söyleyen birisine diyor ki bizim eşimle aramda ufak bir sıkıntı oldu. Acaba nedir, ne değildir? O da diyor ki ona, senin kayınvaliden var ya size sihir yaptı.
seni kocandan ayırmak istiyor, diyor. Şimdi kadın bu haberi duyunca, kayınvalidesinin kendisini kocasından ayırmak istediğini duyunca, kayınvalidesine ne kesiliyor? Azılı düşman kesiliyor, değil mi? O güne kadar düşman değildi. Kocasından kendisini ayıracağını düşününce, öyle söylenince, ona da inanınca, şimdiye kadar onu dost gibi gördüğü, ne kabul ediyor onu? Düşman kabul ediyor onu. Mesela siz arkadaş gibi gördüğünüzün, sizi gerçekten çok sevdiğiniz ananızdan, babanızdan ayırmak için bir çalışma yaptığını duysanız, ona nefret eder misiniz, etmez misiniz? Edersiniz, değil mi? Yani sizi ananızdan ayırmak isteyen sizin düşmanınız, sizi babanızdan ayırmak isteyen sizin düşmanınız. Efendim, bir kadını kocasından, bir kocayı hanımından ayırmak isteyen onların düşmanı ise, kulu Mevla'dan ayıracak her şeyde kulun düşmanıdır. Mevla'nın da nefret ettiğidir, sevmediğidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dünyayı yarattığı günden bugüne kadar rahmet nazarıyla bakmamıştır. Çünkü dünya insanı Allah'tan uzaklaştıran, insanların namazlarını terk etmesine sebep olan, oruçları terk etmesine sebep olan, cumaları kılmamasına sebep olan, insanları cinayete sevk eden, adam öldürmelere, rüşvete, faize sevk eden hep dünya değil midir? Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin nezdinde dünyanın değeri yoktur. Dünyanın bir cihetiyle değeri vardır arkadaşlar. Dünya bir cihetiyle çok değerlidir. Nedir o? Cennet buradan kazanılıyor. Cenab-ı Hakk'ın cemali buradan kazanılıyor. Bu yönüyle dünya değerlidir. Allah ile aramıza girdiğinde, bizi dünyayı mıknatıs gibi dünyaya çektiğinde, kendisine çektiğinde o zaman bizim için düşman olmaya, zararlı olmaya başlamış olur. Ve ebğadu l-mahlukati indallah. Allah Celle Celaluhu nezdinde yaratıkların en mebğuz, sevilmeyeni dünyadır. Ve idlalu ma huwa azizun indallah ve i'zazu ma huwa zelilun indehu fi gayetil kabahati. Şimdi bir insan, hele hele bir alim, dünyayı aziz tutar, ahireti zelil yaparsa, Allah'ın aziz kıldığını o zelil yapıyor, Allah'ın zelil kıldığını o aziz ediyor. İlim çok şerefli, değerli bir sıfattır. Cenab-ı Hak ilmi en şerefli sıfatlardan kılmıştır. Eğer insan bu ilmi nerede kullanır? Efendim, dünya makamında, mevkisinde ve dünyalık şeylerde kullanırsa, Allah'ın aziz kıldığını zelil etmiş oluyor. Allah'ın zelil kıldığını aziz etmiş oluyor. Şimdi Allah'ın değerli dediğine değersiz demek, değersiz dediğine değerli demek son derece çirkindir. Bel huve muaradatun ma'al hakkı subhanehu fil hakika. Gerçekte Allah ile çelişkidir bu. Ve tedrisu vel ifta'u innema yekunani nafi'ayni idâ kâna khâlisayni li vecihillâhi teâlâ ve khâliyeyni an şâibeti hubbil cahi vel riyâse. Ders okutmak ve fetva vermek, halkın müşkilatını, insanların müşkilatını çözmek mükemmel bir vazifedir. Ders okutarak insanların cehaletini gidermeye çalışmak, fetva vererek insanları sapıklıktan, yanlışlardan kurtarmak çok önemli bir vazifedir. Ancak bu iki vazife insanın kendisine, ders okutanın kendisine, fetva verenin kendisine ne zaman fayda verir? Bunları Allah için, Allah rızası için yaptığı zaman ve makam ve mevkiden dolayı, riyaset duygusundan dolayı ve tama'i husulil mali ve rif'ati, efendim, mal biriktirmekten dolayı ve toplum içerisinde yüksek bir seviyeyi elde etmek niyetiyle bunları yaptığı zaman faydası olmaz. Sırf Allah için bunları yapmış olacak, Allah rızası için yapmış olacak. Allah'ın dinine hizmet maksadıyla yapacak. Şimdi insanlar neyin hesabını yaparlar? Şu işe girersem şu kadar maaş, şu işi yaparsam şu kadar maaş, bu işi yaparsam bu kadar maaş. Maaşı kim daha fazla veriyorsa o işi seçmeye çalışır. O zaman işi seçerken maksadı nedir? Mıngır tıngır meselesidir.
Küllü şeyin yetevekkafu alel mıngır demişlerdir. Dolayısıyla mıngır tıngıra tevekkuf ettiğinden dolayı insanlar tercihini buna göre yapıyorlar. Ancak ders okutmak, fetva vermek bunlar Allah için, Allah rızası için olması gereken şeylerdir. Efendim, şan ve şöhret için, makam ve mevki için, dünyalık için bu işler tercih edilmezler. Tercih edildiği zaman kendisine faydası olmaz. Bunların kendisine faydası olmaz. Ve alamatu huluvvihima an tilkel mezkurati ez-zuhdu fi'd-dunya ve adamu ragbeti fiha. Peki bir insanın ders okutup fetva vermesinde bu dediğimiz sıkıntılardan kurtulmuş olabilmesi, Allah için bunları yapıp mükafatına erişebilmesinin alameti de ez-zuhdu fi'd-dunya ve adamu ragbeti fiha. Dünyada zahit olmaktır ve dünyaya değer vermemektir. Dünyaya zahit olmak ve dünyaya değer vermemektir. Bir insan dünyaya değer veriyorsa dünyanın peşine koşar. Ahirete değer veriyorsa ahiretin peşine koşar. Hani el-veledü tabi'un lil-ummi. Çocuk anneye tabidir. Şimdi 3 tane, 4 tane tavuk civciv yapıyor. Civcivler yumurtadan çıkınca başlıyorlar gezmeye. Ama her civciv kime takılıyor? Kendi annesine takılıyor. 100 tane koyun doğuruyor, 100 tane, 200 tane kuzu oluyor. Bazen 2 tane doğuruyorlar, 200 tane kuzu oluyor. Anneler gidiyor otlamaya, sonra kuzuları ayırıyorlar anneden. Anneler geliyor, kuzuları salıveriyorlar. Her kuzu kimi gidip buluyor? Kendi annesini buluyor. Yani kuzu anasına tabidir. Kimin peşine koşuyorsa işte anası odur. Başka kuzu, koyunlar da kendisine ait olmayan kuzuyu kabul etmez, emzirmezler onu. Tekme atar, yaklaştırmaz onu. Yani anne de kuzusunu, kuzu da annesini tanıyor. İşin ayrı bir boyutu bu. Nasıl ki kuzu, çocuk anasına tabidir. Eğer bir insanın derdi ahiret ise ahirete takılır, dünya ise dünyaya takılır. Dünyanın peşinde koşan dünyanın çocuğudur. Ahiretin peşine koşan ahiretin çocuğudur. Ders okutan, fetva veren, ilimle meşgul olan insan zahit olursa, dünyaya rağbet etmezse dünyanın peşine koşmaz. Onun derdi ne olur? Allah rızası olur, ahiret derdi olur. فَالْعُلَمَاءُ الَّذ۪ينَ هُمْ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ وَمَأْشُورُونَ فِي اِسْرِ مَحَبَّةِ الدُّنْيَا. Efendim, bu bela ile müptela olan alimler, yani dünya sevgisiyle müptela olan alimler, derdi para, mıngır tıngır ve daha zevkli, daha lüks yaşamak olan alimler. Ve meşhurun fi esri muhabbeti dünya, dünya sevgisinin esaretine girmiş olan alimler, fehum min ulemai dünya, onlara ahiret alimi değil, dünya alimi denir. Ve vehum ulemâ-u su, kötü alimler de bunlardır. Kötü alim demek ne demektir arkadaşlar? Kötü alimden maksat nedir? Çirkin alimden maksat nedir? Dünya derdiyle dertlenen, ahireti dert edinmeyen alim demektir. Bugün sabah hatmede dostlara söylemiştim, sizinle de paylaşmış olayım. Birkaç sene önce Bayrampaşa'nın dışında bir tevafuken öğle namazını bir camide kılmak icap etti. Baktım cami böyle çok kalabalık, hareketli, canlı, heyecanlı öğle namazında. Dedim ki bu cami bugün böyle bir merasim mi var burada yoksa her zaman mı böyle? Dediler ki burası her zaman böyle. Dedim gideyim İmam Efendi ile görüşeyim, tebrik edeyim kendisini. Gittim İmam Efendi'ye imam odasında. Dedim hocam bu cami her zaman böyle mi? Çok canlı ve heyecanlı gördüm. Evet hocam dedi, burası dedi böyledir dedi. Yaptıkları aktivitelerden bahsetti ve şunu söyledi arkadaşlar. Dedi ki hocam dedi, ben dedi, kış mevsimiydi. Evden çıktım, camiye ezan okumaya geliyordum. Müezzin izinliydi. Gelirken baktım, karanlık. Sabah ezanına geliyorum. Kadın, tanıdığım bir kadın, başörtülü bir kadın. Gecenin o karanlığında gidiyor telaşlı telaşlı. Dedim ki abla hayırdır bu saatte nereye gidiyorsun? Dedi ki Şişli'ye gidiyorum dedi.
Hayırdır abla dedim. Dedi ki ben orada çalışıyorum dedi, temizlik yapıyorum dedi. Şeyden önce gitmem lazım, erken gidip ofisleri temizlemem lazım. Dedim abla ne kadar aylık alıyorsun? Dedi ki 750 lira alıyorum. Her gün gidiyor sabah oradan, Bağcılar'dan. Efendim Şişli'ye gidiyor, 2 veya 3 vasıtayla gidiyor, 750 lira alıyor. Erken saatte gidip orasını temizliyor. O kadıncağız öyle söyleyince dedi, benim aklıma bizim din görevlileri geldi. Kadın 750 lira için gecenin o saatinde kalkıp oraya gidiyor, telaşlı telaşlı geliyor. Bizim din görevlileri geldi dedi. Ezanı vaktinde okumayan, namaza efendim tam ezanla beraber gelen imamlar, ezanı vaktinde okumayan müezzinler, efendim din derdiyle asla dertlenmeyen, nasıl olsa cemaat hazır önüne gelmiş, devleti de, maaşı da devletten alıyor, cemaate hiçbir ihtiyacı yok. Efendim, dolayısıyla cemaatle hiç ilgilenmeyen din görevlileri geldi. Lojmanda oturur. Ondan sonra burnunun dibinde vasıta parası ödemeden camiye gider, iş yerine gidip gelir. Ama ve o kadından çok daha fazla da maaş alır. Ama efendim, din derdi hiç yok. Sadece keyif derdi vardır. Benim dedi bu meslektaşlarım aklıma geldi, bizim arkadaşlar aklıma geldi dedi. Şimdi o hoca efendinin değerlendirmesi nasıl bir değerlendirme arkadaşlar? Çok önemli bir değerlendirme. Yani bir kadıncağız o kadınlık haliyle sabahın erken saatinde çıkıyor, 750 liraya talim için 2 tane 3 tane vasıtayla gidip geliyor. Ama öbür taraftan alimdir, hoca efendidir, imamdır, müezzindir, vaizdir, müftüdür, ilim sahibidir. Bu insan daha fazla maaş aldığı halde ne yapmıyorsa camideki hizmetlerini, Kur'an hizmetlerini daha aşk ve heyecan ile yapmıyorsa bu insanın din derdi, ahiret derdi yok demektir. Bir alimin eğer dünya derdi varsa, ahiret derdi yoksa ona kötü alim deniyor. Efendim vehum ulemâ'us-sû ve şirârun nâs, insanların en şerlileri de bunlardır. Yetmedi. Ve lüsusu din, dinin hırsızlarıdır bunlar. Kötü alimler, insanların en şerlileridir ve dinin hırsızlarıdır. Vel hâlu ennehum ya'teqidûne enfusehum mukteden bihim fiddin. Halbuki onlar kendilerini toplumun önderleri, kanaat önderleri, liderleri olarak kabul ederler kendilerini. Ve efdalel halâife ecma'in. Bu çevrede en üstün insan benim, en değerli insan benim, imamım, müezzinim, vaizim, müftüyüm, müderrisim falan diye kendilerini üstün zannederler. Halbuki insanların en şerlileri ve dinin hırsızlarıdır bunlar. Ve yahsebûne ennehum alâ şey, elâ innehum humul kâdibûn ayeti kelimesini buraya yerleştiriyor. Kendilerini efendim doğru düzgün bir vazifede olduklarını zannediyorlar. Bir değer ifade ettiklerini zannediyorlar. Elâ innehum humul kâdibûn. Onlar isabetsiz bir karara varmışlardır. İstehvede aleyhimuş şeytan, şeytan onları kuşatmış ve istila etmiştir. فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ, onlar parayı ve dünyayı düşünmekten Allah'ı zikretmeye, düşünmeye efendim fırsat bulamamışlardır. Yani şeytan onları Allah'ı unutturmuş, sadece onlar para, makam ve mevkiden başka bir şey bilmiyorlar. اُلَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ, onlar şeytanın ordularıdır. اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ, şeytanın orduları husrana uğrayanların ta kendileridir. Diyor ki İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri, رَأَى وَاحِدٌ مِنَ الْاَكَابِرِ الشَّيْطَانَ قَاعِدًا فَارِغَ الْبَالِ عَنِ الْاِغْبَاءِ وَالْاِضْلَالِ. Allah dostlarından birisi, kalp gözü açık olanlardan birisi, şeytanı görmüş, oturuyor, bacak bacak üzerine tabiri caizse sigara tüttürüyor. Çok rahat oturuyor. Yani insanları yoldan çıkarmak gibi bir dertle dertlenmiyor. Halbuki şeytan kıyamete kadar insanları yoldan çıkarmadan vazgeçmez. Çok rahat bir şekilde oturduğunu görmüş. فَسَأَلَهُ عَنْ سِرِّ قُعُودِهِ بِالْاِضْلَالِ فَسَأَلَهُ عَنْ سِرِّ قُعُودِهِ بِفَرَاغِ الْبَالِ. Yani çok rahat bir şekilde oturmasının sırrını sormuş. Yani sen şeytansın, rahat durmaman lazım. Bu kadar Müslümanlar var çevrede, ibadetine, hayrına koşan insanlar var. Sen nasıl böyle rahat rahat duruyorsun? Sırrı nedir bu işin? فَقَالَ اللَّعِينَ, şeytan dedi ki ona, اِنَّ عُلَمَاءَ السُّٓءِ فِي هَذَا الْوَقْدِ فِي
fi hadha'l vakti kad emedduni fi emri mededen azima. Bu zamandaki kötü alimler bana çok yardım ettiler. Benim işimi çok kolaylaştırdılar. Ve tekeffelû lî bil idlâl. Yoldan çıkarma işini onlar üstlendiler. Şimdi onlar bana çıraklık yapıyorlar. Ben de rahat rahat dinliyorum. Hatta cealûnî fârigal bâl. Beni böyle müsterih kıldılar. Demek ki arkadaşlar, şeytanın vazifesini en kolay bir şekilde, en başarılı bir şekilde kim icra edebilir? Kötü alimler icra edebilir. Kıymetli arkadaşlar, şunu siz de fark ediyorsunuz diye düşünüyorum. Günümüzde İslam'a, ülkemizde İslam'a en büyük darbeyi ezanı yasaklayanlar, camileri ahıra çevirenler yapmamıştır. Elbette bunlar İslam'a darbe vurmak istemişlerdir, vurmuşlardır. Ama o dönemlerde, camilerin kapatıldığı dönemlerde, ezanların yasaklandığı dönemlerde yasağa karşı insanlar direnmişlerdir. Dayak yemişlerdir, hapishanelere girmişlerdir. Samanlıklarda, ormanlarda yine derslerine devam etmişlerdir. Kaçak olarak Arapça ezan okumuşlardır. Yakalandıkları zaman cezasına razı olmuşlardır. Milletimiz gerçekten dejenere olmamış, derin derin alimler, efendim iyi alimler, din derdiyle dertlenen alimler, dayak yemişler, efendim jandarma onların sırtına rahleyi bağlamış, döve döve götürmüş, karakolda da bir sürü dayak yedikten sonra dönünce yine aynı vazifeye devam etmişlerdir. Çünkü onların derdi, bizden sonraki nesil dinsiz, imansız kalmasın, dini ilimler inkıraza uğramasın demişlerdir. Onlar İslam'a, Kur'an'a, yani o ezanı yasaklayanlar, Kur'an'ı yasaklayanlar, İslam'ı yok etmek için bu mücadeleyi vermişlerdir. Kendilerine göre epey başarmışlardır. Ancak son zamanlarda televizyon ekranlarında ve üniversitelerde akidemizi bozan profesörler ve bir takım ilim taslakları, sünneti inkar eden, hadisleri inkar eden, kaderi inkar eden, İslam'ın temel bir takım esaslarını inkar eden, hatta alay eden profesörler ve televizyona çıkıp insanlara televizyon ekranlarında bu mukaddes değerlerimizi küçümseyen insanların verdiği zarar, o ezanı yasaklayanların, camileri ahıra çeviren insanların verdiği zarardan çok daha fazla olmuştur. Bakınız, eğer olayları takip ediyorsanız ateistlerin sayısı gittikçe artıyor. Dünyada azalırken bizde çoğalıyor. Deizm denen hastalık gittikçe artıyor. Halbuki bu kadar ilahiyat fakülteleri çoğalmıştır. Her camide imam vardır, müezzin vardır, her camide, hele hele büyük şehirlerde, metropol şehirlerde vaazlar vardır, vaizler vardır, neyse. Bütün bunlara baktığımız zaman imam hatiplerin sayısı çoğaldı, ilahiyatların sayısı çoğaldı, camilerin ve camide görev yapanların sayısı çoğaldı. Bütün bunlar işin gidişatını güzelleştirmesi ve düzeltmesi gerekirken maalesef. Maalesef. Şimdi ayet okuyarak, hadis okuyarak, hatta hadis değil ayet okuyarak kader yoktur diyen insanın yaldızlı ifadeleri 80 milyon insanı etkiliyor. Hadis-i şerifler uydurmadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şudur budur deyip iftira eden, ağzı iftira salyalarıyla beraber kirli olan bu insanların verdiği zararlar, inanın ki ezanı yasaklayan, camileri ahır yapan insanların verdiği zarardan daha fazladır. Bizden birisi olarak konuşuyor. قال الله Allah böyle buyurdu diyor. Ondan sonra آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنتُ burada vardır diyor. Kader var mı burada? Yok. Kader yoksa kader inancını sonradan uydurdular diyor. Kader inancını sonradan uydurdular diyor. Bu Kur'an'da yoktur, İslam'da yoktur. Şimdi bunu söylediği zaman, آمن الرسول'ü de okuduğu zaman karşısındaki Müslümanlar ne yapıyorlar? Aa diye bir soru işareti koyuyor. Bir daha dinlediği zaman, bir daha dinlediği zaman kaderi inkar etmeye kalkıyor. Bugün ülkemizde ciddi manada
Gençler arasında sıkıntı vardır. İman sıkıntısı var, ibadet sıkıntısı var, kulluk sıkıntısı var. Temelinde %90 arkadaşlar bu kötü propagandaların, alim taslaklarının, profesör taslaklarının üniversitelerde yanlış akideleri zerk etmesi, kötü olanları kastederek söylüyorum. Akidesi bozuk olanları söyleyerek kastediyorum. Ulema-i su dediğimiz kötü alimlerin yapmış olduğu etki ve tesir maalesef ezanı yasaklayanların ve camileri ahıra çeviren insanların verdiği zarardan daha fazla olmuştur. Ne diyor şeytan? Ezanı yasaklayan insanlar, Kur'an'ı yasaklayan insanlar benim işimi gördü demiyorlar. Bu zamandaki kötü alimler insanları yoldan çıkarma işini üstlenmişlerdir. Dolayısıyla bana vazife kalmadı, ben sadece seyrediyorum diyor. Onun için çok rahat buldum kendimi. وَالْحَقُّ اَنَّ كُلَّ ضَعْفٍ وَوَهَنٍ وَقَعَ فِي اُمُورِ الشَّرِيعَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَكُلَّ فُتُورٍ ظَهَرَ فِي تَرْوِيجِ الْمِلَّةِ وَتَقْبِيَةِ الدِّينِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ شُؤْمِ عُلَمَاءِ السُّءِ وَفَسَادِ نِيَّاتِهِمْ İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri 2. binin müceddidiydi kıymetli arkadaşlar. Efendim bizden 4-5 asır önce olmasına rağmen o zaman da kendi çevresinde gördüklerini söylüyor. Bu zamanda diyor şeriatın umuri şeriatte, şeriat hassasiyetlerinde vakı olan her zafiyet ve gevşeklik bu kötü alimlerin kötü çalışmaları ve kötü niyetleri sebebiyle olmuştur. Yani toplumda meydana gelen dini dejenerasyon, ahlaki dejenerasyon ve ibadet yönüyle olan dejenerasyonların çoğu kötü alimlerden kaynaklanmaktadır. Evet. Demek ki arkadaşlar kötü alimler toplumda dinsiz ve imansız insanlardan daha fazla etkili oluyorlar zarar açısından. Geçen dersimizde okuduğum bir cümleyi İmam-ı Gazali'ye atfedilerek söylenen bir cümleyi yine paylaşayım sizinle. ضَرَرُ الدِّينِ فِي مَنْ يَنْصُرُهُ لَا بِطَر۪يكِهِ اَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ مَنْ يَنْصُرُهُ لَا بِطَر۪يكِهِ Yani birisi İslam'ı yıkmak için cepheler oluşturmuş, İslam'a savaş açmış, İslam'ın düşmanı. Bu İslam'a zarar verir. Ezan yasaklıyor, Kur'an'ı yasaklıyor, camileri kapatıyor, ahır yapıyor. Bu İslam'a zarar verir. Bir de İslam'a yardım ediyorum diyerek insanların akidesini, inancını sarsan, mukaddes değerlerini tarumar eden insanlar güya ayet okuyup İslam'a yardım ediyor ama gerçekte insanların akidesini bozuyor. Şimdi düşünün yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa aşağı yukarı %99'u diyeceğim. %99'u efendim hadis kaynaklarına aynen Kur'an'a değer verdiğimiz gibi mukaddes değerlerimiz arasında Sahih, Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu bir senelik, bir aylık, 10 senelik, 20 senelik iş değildir. 1400 seneden beri hadis kültürü İslam'ın, Müslümanların vazgeçilmez bir parçasıdır. Ama 1400 sene sonra kalkıp birileri 1400 senelik mirası inkar etmeye kalkıyor ve kendine göre de çok affedersiniz dalgavukluk yapıyor. Sahabe-i kiramın büyüklerine, ümmetin değer verdiği alimlere çok galiz ifadeler, hakaretvari ifadeler kullanıyor. Ve neticede sırtını güya Kur'an'a dayıyor. Efendim, قال الله, قال رسولullah, آمن الرسول falan diye bir şeyler okuyor. İnsanları gerçekten bu akidelerini bozma bakımından ciddi manada etkili oluyor. Bundan sebep namazını terk eden nice insanlar, cuma namazını kılmayan nice insanlar bu zelzeleden, bu depremden sonra, inançtaki, itikattaki bu depremden sonra dinden soğuyan insanların sayısı, deizmi, ateizmi seçen insanların sayısı gittikçe artıyor. Bir felaket meydana geliyor ülkemizde. Şimdi arkadaşlar, devamında diyor ki İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri, نَعَمْ اِنْ كَانَ الْعُلَمَاءُ رَاغِب۪ينَ عَنِ الدُّنْيَا Gelelim şimdi sahifenin öbür tarafına. Eğer ilim sahibi olan insanlar
Eğer dünyadan rağbet kânel ulema râgibîn ani dünya, dünyadan heveslerini keserlerse, benim derdim dünya değil, benim derdim milletin şakşakı değil, benim derdim Allah'ın dinine yardım etmek, onun dininin hizmetçisi olmak, ahiret derdiyle dertlenmek ve muharrarine min esri hubbil cahi ve riyaseti ve tama'il mal ve rif'ati. Yani dünya derdi yok, insanlar arasında bir makam mevki peşinde koşmuyor. Derdi hizmettir, derdi hizmettir. Kur'an'a hizmettir, yaşamak ve yaşatmaktır. Eğer alimler böyle olurlarsa, o zaman fehum min ulema ila ahireh. Bunlara dünya alimi değil, ahiret alimi denir. Dünyanın peşinde koşan değil, çocuk ne yapardı? Anasına takılırdı. Bunlar ahirete takıldığına göre bunlar ahiret alimidir, dünya alimi değildir bunlar. Ve varasetil enbiya aleyhissalavatü vesselam, peygamberlerin varislerindendir bunlar. Ve hum afdalul halaik. Bunlar mahlukatın en üstünleridir. Toplumda en üstün insanlar kimlerdir? Gerçekten ahiret alimi olanlardır. وَهُمُ الَّذ۪ينَ يُوزَنُ مِدَادُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Hani hadis-i şerif olarak nakledilen يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ. Yarın ahirette alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanı tartılacak. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanına ağır gelecek. Yani bir insan Allah için, Allah yolunda şehit olmuş, kan akıtmış. Çok değerlidir bu kan. Öbür adam da ilim sahibidir, mürekkebini kullanmış, hadis yazmış, ayet yazmış, fetva yazmış, de kitap yazmış, insanlara Allah için, Allah rızası için insanları irşad etmiş. Bu alimin mürekkebi şehidin kanından daha ağır gelecek buyurulmuştur. Hangi alimdir bunlar? İşte ahiret alimidir diyor. وَنَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ مُتَحَقِّقٌ فِي حَقِّهِمْ. Alimin uykusu ibadettir. Hatta ve nefesuhu tesbihun, alıp verdiği nefes de tesbihtir. Çünkü alim yaşarken kendisi için yaşamıyor, din için, Allah için yaşıyor. Okuduğu, öğrendiği ilimleri sadece kendisi yaşasın diye değil, başkalarına öğretmek, topluma intikal ettirmek, insanların cehaletini gidermek ve böylece kunu ensarallah, Allah'ın dininin yardımcıları olun ayeti kerimesinin sırrına mazhar olmaktır. Ve humul lezine istahsene fi nazarihim cemalul ahireti ve nadaratuha. Bunlar öyle alimlerdir ki ahiretin cemali bunların gönlünde parlamıştır. Ahiretin güzelliğini fark etmişlerdir. Neyin peşinde koşacaklarını çok iyi idrak etmişlerdir. Ve zaharat kabahatü dünya ve şenaatuha. Dünyanın faniliği, adiliği, çirkinliği, Mevla'dan insanı nasıl ayırmak istediği bunların nazarında ortaya çıkmıştır. فَنَظَرُوا اِلَى الْآخِرَةِ بِنَظَرِ الْبَقَى. Ahirete beka nazarıyla bakmışlar, ebedi saltanat gözüyle bakmışlardır. وَرَعُوا الدُّنْيَا مُتَّسِمَةً بِسِمَةِ الزَّوَالِ وَالْفَنَى. Dünyaya da efendim bir gölge gibi bakmışlardır. Veya yolda giderken bir restoranta uğrarsınız, o restoranın kalitesi, ondan sonra duvarındaki süsler vesaireler sizi çok fazla enteresan etmez. Nasıl olsa biraz sonra buradan ayrılacaksın. Kendi evine değer verdiğin gibi o tesislere ne yapmasın? Değer vermesin. İşini görüp çıkarsın oradan, o kadar. Dünyayı bu gözle görmüş olurlar. Arkadaşlar, buranın daha net anlaşılabilmesi için uzun bir kıssanın kısa yönünü söyleyeyim. بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ayet-i kerimesi Bel'am ibn-i Ba'ura ile ilgili olduğu söylenir. Bel'am ibn-i Ba'ura, Musa aleyhisselam zamanındaki alimlerden bir alimdi. Derecesi çok yükselmiş bir alimdi. Yaptığı dua reddedilmeyen bir alimdi. Fakat yaşadığı bölge itibariyle Musa aleyhisselama inanmayan insanlara yakın bir yerde yaşıyordu. Musa aleyhisselam o bölgedeki insanlara imana davet edip onlar imanı kabul etmeyince onlara savaş ilan etmiş.
Onlar da Musa Aleyhisselam'ın geleceğini, ordusuyla beraber üzerlerine geleceğini görünce Bel'am İbni Bağura'nın duasının kabul edildiğini bildikleri için gitmişler Bel'am İbni Bağura'ya. Demişler ki, Musa'nın aleyhine, bizim lehimize dua eder misin? Bu savaşı biz kazanalım, mağlup olmayalım diye dua eder misin? Etmem dedi, Peygamberimin aleyhine yapmam. Gittiler geldiler, bir takım hediyelerle, altınlarla vesairelerle eşine, hanımına, kendisine yaptıkları teklif neticesinde kabul etti. Yani Musa Aleyhisselam'ın aleyhinde dua edecek, onun duası kabul edildiği tecrübeyle sabittir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam zafer bulamayacak bunların üzerine. Bel'am İbni Bağura dedi ki, dua yapmak için dağın tepesine çıkıp orada dua etmem lazım. Efendim, affedersiniz, merkep getirmişler binsin ve dağa çıksın diye. Merkebe binmiş, merkep her tarafa gidiyor ama o tarafa doğru gitmiyor. İnmiş, sen gitmiyorsan ben giderim demiş, kendisi merkep olmuş, gitmiş. Gitmiş dağın tepesine, açmış elini, başlamış dua etmeye. Musa Aleyhisselam'ın aleyhinde dua edecek her cümlede dili dönüyor, lehine dua ediyor. Her teşebbüs ettiğinde dili dönüyor, lehine dua ediyor. Bir taraftan da dili, dudakları şişmeye başladı, aşağı doğru sarkmaya başladı. Neticede orada işi bitti. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Bizim ayetlerimiz vermiştik ona. فَنْسَلَخَ مِنْهَا Sıyrıldı o ayetlerimizden. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَان Şeytan onu kovaladı. فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ Azgınlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَا Biz dileseydik, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Onu yükseltirdik be. وَلَكِنَّهُ Fakat yükseltmedik, biliyor musun? Lakinne nedir? İstidraktır. İstidrak ne demek? Gerideki cümleden akla gelen soruyu def ediyor, cevaplıyor. Peki neden bu kadar yüksek makamda olduğu halde böyle perişan olmuş? Niye Allah Celle Celaluhu buna sahip çıkmamış? Niye yükseltmemiş onu Allah Celle Celaluhu? وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ اَيْ اِلَى الدُّنْيَا O dünyaya meyletti. Altınlara, gümüşlere kaptırdı kendisini. وَاتَّبَعَ هَوَى Havasına uydu. Arkadaşlar, biz ayetlerimizi verdik dediğine göre çok yüksek makamlara gelmiş. Ama sonra ne yapmış? اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى İki tane suçunu söylüyor. Bir, dünyaya meyletti. Altın, gümüş, para dedi. Bir de heva ve hevesine uydu. Öyle olunca Mevla kurtarmadım onu dedi. فَنْسَلَخَ مِنْهَا Sıyrıldı o ayetlerden ve perişan oldu. Yani Bel'am İbni Bağura zirvedeyken dibin dibine gitti, esfeli safiline düştü. Ne ile? اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Onun için bir alim dünyaya meylederse, bir ilim sahibi dünyaya kaptırırsa kendisini, Allah nezdinde onun değeri sıfırlanmış olur. اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ olur. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ olunca bütün değerlerini kaybetmiş olur. Onun için İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri, ulema-i su'nun, yani kötü alimlerin çirkinliğini burada bu şekilde beyan etmiştir. Mektuptan bir ders daha okuyacağımız bir bölüm kaldı. Arkadaşlar şöyle özetleyelim. Bu mektubu başından sonuna kadar sizinle paylaşmış oluyorum. Çünkü her biriniz gelecekte cihana ışık tutacak alim, fazıl, kamil insan olmanızı arzu ediyoruz. Siz de bu yolda çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz. Rabbim çalışmalarınızı müteemmel ve mübarek eylesin. Ancak bir arabanın, bir uçağın, bir tırın efendim en büyük vasıtanın motoru vardır. O motor çalışırsa uçak uçar, motor çalışmazsa uçak uçmaz. Motor çalışırsa araba gider, çalışmazsa gitmez. Kocaman tır, kocaman tren, kocaman efendim gemi motoru çalışmadan yolda seyretmez. İnsanın motoru kalptir. Kalpteki duygu ve düşünceler insanın motorudur. Dolayısıyla kalbimizdeki duygu ve düşüncelerimizdir bizi cennete doğru uçuracak olan veya esfeli safiline doğru reddedecek olan. Bel'am İbni Bağura'yı esfeli safiline reddeden اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Ne yaptı? Dünyaya meyletti. Kaptırdı kendisini dünya. Neyle? Eliyle, ayağıyla değil. Kalbindeki duygularıyla beraber. Dolayısıyla biz de Allah'ın izniyle duygularımızı mükemmel kılacağız. Derdimiz Allah'ın dinine önce anlamak, yaşamak olacak. Sonra yaşatmak olacak. كُونُ اَنْصَارَ اللّٰهُ olacak. Dolayısıyla ulema-i su dediğimiz kötü alimlerden değil, ulema-u dünya denen dünya alimlerinden değil, ulema-ul ahiretten olma derdiyle dertleneceğiz. Yüce Rabbim bizi bu yolda muvaffak eylesin.
kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan hepsi himaye eylesin. Yüce Rabbim ülkemizin güvenlik ve asayişini temin etmek için gece gündüz yurt içinde ve yurt dışında seyir ve sefer halinde olan ve müteyakkız olan askerlerimizi, komutanlarımızı, emniyet görevlerimizi mansur muzaffer eylesin. Düşmanlarımızın hile ve desteklerini boşa çıkarsın. Yüce Rabbim her birinizin annelerini, her birimizin annelerimizi, babalarımızı, aile bireylerimizi, hocalarımızı, dost ve yaranlarımızı rızasını kazananlardan, cennet ve cemaline ulaşanlardan eylesin. Kur'an hizmetlerinin ve manevi hizmetlerin yürütülmesinde sa'yu gayret içerisinde olan mütevellideki dostlarımızı, dernekteki kardeşlerimizi ve bize gönülden hizmet eden, ikram eden cemaatimizi ve hayırsever olan kardeşlerimizi Rabbim hem dünyada hem ahirette yüzlerini ak eylesin, maddi ve manevi sıkıntılarını izah eylesin. Rabbim geleceğimizi geçmişimizden hayırlı eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için El Fatiha.